Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Rika bir metinle karşınızdayız. Eserin linki açıklamalarda mevcut. Önce bir satırı ayrıntılı okuyacağız. Daha sonra metni tamamını okuyacağız sizle beraber. Bismillah diyelim. Şuradaki satırdan başlayalım. Bakın şurada. Şimdi büyütüyorum burayı. Şurada. Omuzuna. Senin omuzuna dediği için nazanlığın gelmiş. Elif vav wow. mim vav wow. z ye şu harf ye nazanun bu da h harfi omuzuna alıp derken Elif lam şu vav wow. bu da b alıp diyoruz alıp okuyoruz alıp yazıyoruz. Zahmet çekme z h şu mim harfi. Şu da T. iki noktası şurada. Ç harfi. Cimin üç noktalı kardeşi. Üç nokta bu şekilde yazılıyor. Kef. Mim. H. Zahmet çekme. Şurası hayatın. Hayatın. Fenasını. Hayatın fenasını okuyalım. Harflere bakalım. H. Ha, y. Elif. T. iki nokta burası. Şu kef harfi nazanlun ama. Nazanlun İki üç noktasını koymamışlar. Hayatın fenasını derken F, fe, Nun, Elif, şu sin harfi çizgi, Nun harfi, Y harfi fenasını devam ediyorum. Satırın başına gelelim. Düşünüp hüzne düşme. Düşünüp hüzne düşme. Harflere bakalım. Dal, vav, ra ile karıştırmayın. Vav, şın, Şurası çizgi, üç noktası şurada. Vav, nun, vav b. Bakın vavla b nasıl birleşmiş. Hüzne derken ha, z, nun, he. Hüzne. Bakın şuradaki he e okuttu. Düşme. Dal vav. Buradaki vav'ı ü okuyoruz. Şın, mim, he. Yalnız derken y, elif, lam, nazal nun, z. Yalnız kelimesinde y kullanılmıyor. Arkadaşlar nazanlun var yalnız derken. Yanlışta da var yalnızda da var nazanlun. Burada dünyevi. Ne demek dünyevi? Dünyaya ait. Dal, nun, ye, vav, ye. Dünyevi. Ehemmiyetsiz. Ehemmiyetsiz derken bakın. Elif, H. mim, Y harfi, ye şeddeli. şu an tereddüt ettim. Ehemmiyetsiz derken mimin mi şiddesi, yeğenin mi şiddesi diye. Mimin de olabilir. Ehemmiyet. Evet evet. Mimin de olabilir. Bence de mimin ama yeğe gibi duruyor. Şu an karar veremedim. Yorumlara siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hangisinin diye. Bu T harfi, şu sin harfi, şu da Z. Ehemmiyetsiz. Nerede kaldık? Şuradayız. Ehemmiyetsiz demiştik. Şurası meyvelerini görüp meyve. Bakın mim ye iki nokta şu. Vav he. Burada vav'ı okutucu olarak görmedik. Harfin kendisi. V sesi verdik. Meyve lam ra ye iki nokta bu. Nun ye. Meyvelerini görüp bu kefi g okuyoruz. Vav ra bakın. Raya bakın şuradaki şuradaki dala bakın. Aradaki bariz farkı görün yani. Görüp ra, vav, be meyvelerini görüp. Şimdi satırı bitirdikten sonra hızlıca başlayalım. En alttan başlıyoruz. 6. kelime. Yuhyi. Yani hayatı veren odur. Cenab-ı Allah'tır hayatı veren. Ve hayatı rızık ile, rızk ile idame eden de odur. Ve levazımatı hayatı, yani hayata gerekli olan şeyleri tamlama mı? Levazımatı hayatı. Hayata lüzumlu olan şeyleri ihzar eden. ihzar eden, hazırlayan. Biraz büyütelim. İhzar eden, başlayız şurada. Yine odur. cenab Allah'tır. Ve hayatın Ali gayeleri, yüksek yüce gayeleri, amaçları ona aittir. Onaya bakın nasıl yazılmış. Ona buna şuna bu şekilde yazılıyor na heceleri ve mühim neticeleri ona bakar. Ona müteveccihtir. Ona yöneliktir. Yüzde 99 meyvesi yüzde 99 meyvesi yüzde 99'u onundur. İşte şu kelime hangi kelime? Yuhyi. Şöyle fani ve aciz beşere nida eder, seslenir, müjde verir ve der, ey insan, hayatın ağır tekalifini, ağır sorumluluğunu, tekalif, külfet, tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Burayı zaten okumuştuk. Alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Hayatın biteceğini, öleceğini düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz Dünyaya ait ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden, senin gelişinden dediğimiz için nazanlığın gelmiş. Pişmanlık gösterme. Belki o sefineyi vücudundaki, sefineyi vücudundaki derken, sefine gemi demek vücut gemisi. Sefine vücudundaki hayat makinesi. Vücudumuzdaki hayat makinesi hayy Kayyum'a aittir. Yani Cenab-ı Allah'a aittir. Cenab-ı Allah'ın hayy Kayyum ne demek? Hay ve hayatta tutan ve kayyum, ayakta tutan isimleri. Hay ve kayyum ismi ona aittir. Mesarif ve levazımatını o tedarik eder, o karşılar. Mes masraf, mesarif masrafın çoğulu, levazımat da lüzumun çoğulu. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri, pek çok gayeleri, amaçları ve neticeleri var. Ve ona aittir. Şuradayız. Ona aittir. Sen o gemide, sen o gemide bir dümenci neferisin. Orada çalışansın. Ve vazifeni güzel gör. Ücretini al keyfine bak. Kafa bakın kuyrukların noktaları kuyruğunda. O hayat sefinesi, hayat gemisi ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın, o geminin sahibi olan zatın yani Cenab-ı Allah'ın ne kadar kerim, ikram sahibi ve rahim olduğunu düşün. Şefkatli olduğunu düşün. Mesrur ol. Yani mutlu ol. Sürürlü ol. Şükret. Bitti sandım. Burada devam ediyormuş. Ve anla ki buradayız. Ve anla ki anlamak nazanlığına yazılıyor. Vazifeni istikametle yani dosdoğru yaptığın vakit görevini dosdoğru yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç, bütün neticeler, netaiç neticenin çoğulu, cem'i bir cihette senin defteri amaline geçer. Senin amel defterine yazılır o bütün netaiç. Halbuki sen orada yüzde birini yaptın belki. E, hatta onu bile yapmadın. Tercih ettin sadece. Ama Cenab-ı Allah rahmetinden defteri amaline tamamiha tamamıyla senin defterine e, geçiriyor. Sana bir hayat bakiyesi temin eder. Yok, yanlış okudum. Sana bir hayatı bakiyeyi temin eder. Hayatı bakiye ebedi bir hayat. Cenneti temin eder. O e, deftere amelle yazılan o sebaplar. Ebedi seni ihya eder. Şurayı bir daha okuyalım. Burası güzeldi ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihette senin defteri amaline geçer. Sana bir hayatı bakiyeyi temin eder. Ebedi seni ihya eder. Allah'a emanet olun.